Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Acayip sıcak bir yaz günü, Ağustos sonu akşamı. Haftayı kapatıyoruz Cuma akşamı. Bugün saat 6 civarı çekiyorum bu videoyu. Bir genel olarak piyasaları değerlendirelim yine istedim hafta sonuna girmeden. Bir de Ripple yatırımcıları için kötü bir haberim var. Bu nedense çok ses etmedi şeyde, kripto medya sitelerinde. Ama Blockstream'in kurucularından Adam Back bir tweet attı ve yani aslında bayağı kötü bir şey ortaya çıkardı Ripple'la ilgili. Hani bu daha önce Amerika'da Ripple'ın aleyhine açılan davalar, mahvalar, bunun yanında solda sıfır kalıyor. Bu haberden de bahsediyor olacağız. Bir de işte bir genel olarak bu Year-End Finance mesela, işte DeFi tokenlarının en meşhuru yine rekor kırmış, 18 bin dolarlara çıkmış. Onda önümüzdeki günlerde neler olabilir, ona bakıyor olacağız. Şimdi bugün sabah bana bir kargo geldi. Bugünkü videomuzun sponsoru Nominex Borsası sağ olsun bana şey göndermiş, maske göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hani şey getirdin adını, sempatik bir hediye. Ama hani böyle acı tatlı, buruk zafer mi diyeyim, hani tüm kelime aklıma gelmedi. Yani bu salgın artık hepimizi sıktı. Bir de ne yazık ki vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Çünkü millet deli gibi tatile gitti, hiç umursamadı, döndü. Şimdi işte test kiti bulunamıyormuş, bilmem neymiş. Her yerde vaka sayıları artmaya başladı. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Bu arada işte Nominex Borsası üyeleri de bunu nasıl temin edeceğini Nominex'in Telegram kanalından öğrenebilirler. Zaten birazdan detaylarından bahsediyor olacağım. Şimdi bu hafta biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell çıktı ve dedi ki işte bu parasal genişleme, quantitative easing hamlelerinin önünü kesmeyeceğiz. Yani Amerika'da tüketici fiyatlarındaki artışı da görelim, yani bu bizim için sıkıntı değil. Şu an işte parasal genişlemeyi, işte faizleri arttırmayı falan hani iptal etmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz da getirdi. Tabi bu da piyasalarda ne derler, olumlu olarak fiyatlandı. Amerika'da borsalar gene yükseliyor. Altın tekrar toparladı. Ons 1960 dolarlara kadar geldi. İşte Bitcoin de aslında çok aptal bir aralığa sıkışmış durumda. O aralığı bir önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi sağ üst kenara koyayım linkini. Bu haftaki haftalık analizimi izlemediyseniz hafta başı onu tekrar izleyin. Altınla ilgili de bir video çekmiştim bu arada. Hani altında kısa ve uzun vadeli beklentilerimden de konuştum. Onun da zaten kanalda bulabilirsiniz. Şimdi şeyi soruyor herkes. İşte bu Fed'in ve diğer rezerv para birimlerinin, merkez bankalarının deli gibi para basması. İşte altına iyi kötü yaradı. Borsalara acayip yaradı onların ülkesinde. Peki ama Bitcoin'e neden yaramadı? Şimdi Bitcoin ve kripto paralar arkadaşlar, biz ne kadar böyle gecemiz gündüzümüz bununla geçiyor olsa da dünya için çok ufak bir piyasa. Yani bütün dünyada toplasanız 50 ile 60 milyon kişi bu işe yatırım yapıyor ya da takip ediyor. Hani 7 küsür milyarlık dünya nüfusunu düşündüğünüz zaman inanılmaz küçük bir zümreyiz biz. Amerika'da da hani borsanın böyle rally yapması yani aslında hem enteresan hem değil. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz yani şu Covid yüzünden %30 falan daraldı ekonomileri. Ama borsada hisseler rekor üstüne rekor kırıyor. Onun sebebi işte para bolluğu. Yani hani insanlar doları kolay bulduğu için, ucuz dolar buldukları için Fed parasal genişleme yaptıkça işte borsalara para akıyor. Bunun da sebebi Amerika'daki ekonominin dinamikleri. Yani Amerika'daki insanlar, şimdi orada bir sosyal devlet olmadığı için emekliliklerine kendileri para biriktiriyorlar. Orada hep bireysel emekliliğe benzer bir sistem var. Bu bireysel emeklilik fonları da büyük çoğunlukla şeyde, işte Amerikan borsalarında insanların parasını değerlendiriyor. Orada çarklar öyle dönüyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam en son istatistiklere göre Amerikan halkının %61'inin Amerikan borsalarında hissesi var. Yani Amerikan borsalarında hisse alıp satıyor. %61. Yani Türkiye'de bu rakama baktığınız zaman %2 bile etmiyor. Ya daha geçen haberlerde Anadolu Ajansı'da vardı mesela, işte borsa yakın oldu. 1,5 milyon insan şu an işte Borsa İstanbul'da işlem yapıyor falan. İyi de 82 milyonluk ülkede 1,5 milyon insan nedir ki? Hani Amerika'da dinamik farklı. O yüzden işte para bolluğu oldu mu ilk olarak borsa yakıyor. İkinci olarak da işte parasal düzeni güven olmadığı için insanlar güven liman arayışında olduğundan işte değerli metallere, altına, gümüşe kayıyorlar. İşte bizim gibi bu ufak zümredeki 50-60 milyon kişi de Bitcoin'in aynı şeyden nemalanacağını düşünüyoruz. İşte Z jenerasyonu, millennial'lar falan, bunlar da daha böyle teknolojiye meraklı insanlar da Bitcoin'e giriyor. Ama bu chart eninde sonunda değişecek. Çünkü hani hep kanalda anlattığımız gibi kripto paralar ve blok zincir teknolojisi gitgide mainstream olmaya başladı. İşte
Mesela geçen haberlerde vardı. Biliyorsunuz Bitcoin ilk böyle 20 bin dolarlı geldiği zaman bir sürü kripto girişimi oldu, borsalar falan. Visa da Mastercard'da mesela bu adamlara hizmet vermedi yani. Hani bizim kartlarımızı kullanamazsınız dedi. Şimdi mesela geri adım attılar. Borsalar Visa ve Mastercard issue edebiliyorlar yani müşterilerine işte bu Visa ve Master üstünden kripto paralarını harcayabilecekleri debit kartlar verebiliyorlar. Yetmiyormuş gibi Visa'nın CEO'su geçen çıktı dedi ki işte Amerikan Merkez Bankası'nın bu saçma sapan parasal genişlemesine karşı kendimizi hedge etmek için şu an Bitcoin alınabilir dedi. Yani 180 derece dönüşe bakın. Bunu bir sürü sektörde de görüyoruz bu arada. Mesela şu an PayPal dünyanın en büyük fintech işte elektronik ödeme altyapılarından bir tanesi. Günlük 2,3 milyar dolarlık mı ne ödemeye aracı oluyormuş. Bugün bizim bu ufacık 50 milyonluk zümrenin Tether doları günlük 3,5 milyar dolarlık işlem görüyor. Yani hani bir değişim var dünyada. O yüzden bir sürü insanın gözü kriptolara dönmeye başladı. Bununla beraber para girişi de başlayacaktır eninde sonunda yani. Hani bu şey bir şey değil yani, kehanet değil, umut değil, hani inşallah böyle olur falan diye anlatmıyoruz. Olan bu yani. O yüzden gemiye ilk binen her zaman daha çok kazanacaktır. Ya işte yarın fiyat ne olacak, çok mu yükselecek, çok mu düşecek demeden uzun vadede Bitcoin ağırlıklı olacak şekilde kripto para yatırımı yapmak bence herkesi mutlu edecek. Neyse, girişi yine çok uzattım. Bu videoda çok uzun olsun istemiyorum. Gelin bir grafikler üstünden neler olmuş bitmiş bu hafta bir özetleyelim. Şimdi hafta kapanışı değerlendirmelerimize başlamadan önce yine dediğim gibi bu videonun bir sponsoru var. Nominex borsası. Nominex Türkiye piyasasına çok hızlı bir şekilde girdi. Buraya için inanılmaz kaynak ayırıyorlar. Bir de borsa yeni bir borsa olduğu için globalde de çok güzel kampanyalar yapıyorlar. Mesela en son kampanyaları Nominex'e katılıp işte burada trade yapmaya başladığınızda her hafta bir kişiye 1 gram altın hediye edecekler. 1 gram altın da yani az buz bir para değil. Yarım milyara yakın yani eski parayla. Mesela böyle bundan faydalanmak istiyorsanız işte detaylarını Twitter'dan paylaşmışlar. Onun dışında Nominex'te bir de dummy trade opsiyonu var. Yani hani orada sahte parayla yani sanal parayla trade yetilerinizi test edebiliyorsunuz. Hani herhangi bir parasal kaybınız olmadan kendinizi geliştirmek için Nominex borsasını kullanabiliyorsunuz. Ama daha iyisi bu işte sanal trade'de yaptığınız şeylerle, trade'lerle başarılı olursanız her hafta yaptıkları trade yarışmasında gerçek para ödülleri dağıtıyorlar. Yani orada hiçbir paranızı risk etmeden kendinizi geliştirmeye çalışırken başarılı olursanız bir de üstüne ödül kazanabiliyorsunuz. Bir başka enteresan özellikleri de bu borsanın da kendi bir native token'ı var. Daha henüz satışını tamamlamadılar NMX diye. Günlük olarak en çok trade hacmi yapan insanlara belli bir miktarda günlük ayırdıkları NMX'leri bölüyorlar. İşte ne kadar çok trade hacmi yaparsan ve o gün ne kadar az insan trade yaparsa o gün sana o kadar NMX fazladan ödül veriyorlar. Sen sonra bu NMX'leri tıpkı Binance'de olduğu gibi işte şeyleri işlem komisyonlarını kullanabiliyorsun. O zaman ne olmuş oluyor? Bedava aldığın token'la işlem komisyonları yaptığın için sıfır komisyonla alsat yapmış oluyorsun. Yani hani böyle çok ilginç özellikleri var. Ben biliyorsunuz her yeni borsaya üye olunması gerektiğini savunan birisiyim. Çünkü sonuçta cebinizden bir şey eksilmiyor yani. Taş atıp kolunuz yorulmuyor. 5 dakikada üye oluyorsunuz. Ondan sonra da işte bu borsalar yeni kullanıcı çekmek için yaptıkları bu güzel kampanyalarla anladınız mı? Size kazandırıyorlar. Bir de böyle yeni borsalar hızlı büyüdükleri zaman native tokenları da çok güzel değerleniyor. NMX'de de o potansiyel var. Tıpkı mesela AAX Exchange'de biz AAB'den nasıl ekmek yediysek aynı şey Nominex'te de olabilir. O yüzden bakmak isterseniz hepsinin linki video açıklamasında var. Oradan göz atmanızı öneririm. Şimdi haftayı kapatmadan önce ki aslında kripto para piyasalarında haftayı kapatmak diye bir şey yok. Yani 7-24 işlem görüyor. İşte biz uyuyoruz, Asyalılar uyanıyor, Asyalılar uyuyor, Amerikalılar işleme başlıyor falan. Ama şu an yeşil bir piyasadayız. Yani işler iyi görünüyor. Bitcoin tekrar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Burada Bitcoin'de hangi seviyelerden sonra yükseliş işte 12 bin doları kırar falan. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. İzlemediyseniz ona tekrar bakmanızı öneririm. Altcoin'lerde de genel olarak bir yükseliş var ki bundan da şimdi videonun sonlarına doğru bahsediyor olacağım. Ama şimdi gelelim en önemli konuya, Ripple'a. Ripple bugün şu an ben videoyu çekerken %2 prim yapmış durumda. Ama bu Adam Back'in paylaştığı olay yani çok şey aslında skandal bir şey. Bu Ricardo Spagni diye şişko bir eleman var, Fluffy Pony. Bu adam da Monero'nun baş yazılımcılarından bir tanesi. O işte Ripple'ın bir açığını bulmuş. Daha doğrusu Ripple'ın açığı ile ilgili bir forumda tartışılırken 2013'te Joel Katz'ın işte yani XRP'nin baş geliştiricisinin CTO'sunun yazdığı şeyi koymuş.
Adam da diyor ki işte bir sunucu hatasından dolayı Ripple'ın blok zincirinde bir geçmişi kaybettik diyor. Yani 32.570. bloktan öncesi yok diyor sistemlerde. Bu ne demek oluyor? İşte o blok zincirinin yaratıldığı, işte token arzının belirlendiği Genesis blok dediğimiz ilk blok dahil olmak üzere geçmişten büyük bir miktar şey kayıpmış arkadaşlar Ripple'da. Yani arşiv, o blok zincirdeki kayıtlar kayıpmış. Yani bu bir blok zincir projesi için büyük skandal ki biliyorsunuz Ripple yani bankacılık hizmetlerine aracı olmaya çalışıyor. Böyle profesyonel bir yazılımız, biz profesyonel bir altyapıyız imajıyla bugünlere kadar geldiler. En büyük ilk işte 3 altcoin'den biri olarak hala yerini koruyor. Ve yani bu adamların teknolojisi bir tane aptal sunucu hatasından dolayı işte binlerce blokluk veriyi kaybetmiş. Şimdi yani bu duyulsa kimsenin bu projeye güveni kalmaz. Çünkü blok zincirin esprisi ne? İçine yazılan verinin hiçbir şekilde kaybolmaması değil mi yani? Biz o yüzden Bitcoin'e güveniyoruz, işte bu kadar para koyuyoruz falan. Şimdi Ripple bunu sağlayamayacağını açık açık burada itiraf etmiş yani. Hani bir hata oldu gitti diye. Ve yani bu ilginç bir şekilde basına yansımadı. Ben bunu şeye yoruyorum, Ripple'ın işte basın medya gücüne yoruyorum. Çünkü biliyorsunuz hani kripto paraların başarısı için teknolojinin yanı sıra bir de çok büyük ve çok inançlı bir topluluğa ihtiyacı var. Ripple'ın topluluğu hakikaten kuvvetli bir topluluk. Yani hani 50-60 milyon kişilik bir zümreyiz deyip duruyorum ya, en az 3-4 milyon tane falan Ripple fanboyu var. Yani hatta onunla ilgili bir araştırma vardı geçen sene. Tabii bu adamlar da tabii hangi kanalda neyin yayınlanacağına falan bir şekilde müdahale ediyor gibime geliyor. Gördüğünüz gibi yani bu skandal bir olay bence ama fiyata yansımış değil. Ripple'da kısa vadede işte şu şey Fibonacci seviyesi olan 27.2 centlere bakmak lazım. Olur da bunu kıracak olursak, bu altcoin'lerdeki olumlu havada devam edecek olursa hızlı bir şekilde 27-28 centlere çıkarız. Ama yani işte Ripple epeydir yaprak kımıldamayan bir proje olduğu için çok dar bantlarda hareket ediyor. Tekrar bir 30 cent üstüne gelir miyiz? Açıkçası kestiremiyorum ya. Hele ki bir de şu skandal haber daha çok yayılacak olursa işimiz iş. Skandal haberlere gelmişken Ethereum'da da buna benzer bir haber var. Bu da işte bakın birkaç saat önce, dün yayınlandı. Biliyorsunuz Ethereum'da Ethereum 2.0 güncellemesiyle boğuşuyor Ethereum ekibi. Şu an Ethereum Network işte DeFi projeleri yüzünden şişmiş durumda. Onu gidermeye çalışıyorlar. Ama hani Ethereum'un yılı olacak, bu sene inanılmaz fiyat artacak diyorduk ama şu an zurnanın zart dediği yerdeyiz. Yani bu Ethereum 2.0 güncellemesi doğru düzgün deploy edilebilecek mi? Edilemeyecek mi? Yani iş oraya gelmiş durumda. Çünkü network kaldırmıyor bu kadar trafiği. O artık belli oldu. Ethereum'da da geçen işte Ethereum Network'e bir güncelleme pushlamışlar ve içinde bir hata, bug olduğu için Ethereum nodlarının %13'ü çöp olmuş. Bir anda şey ne derler, kopmuşlar network'ten. Hani bununla ilgili bir haber var. İşte bu da aslında Ethereum'un şu an önündeki en büyük tehlike. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Yani bugün alıp sattığınız altcoin'lerin büyük bir kısmı Ethereum token olarak hayatlarını sürdürüyor. Yani altcoin piyasasının nereden baksan %90'ı Ethereum üstünde yürüyor. Tether dolarından tut, işte bu akıllı kontratlar, DeFi'ler hepsi Ethereum'a bel bağlamış durumda. Ve Ethereum'da şimdi Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş var. Yani bu çok da büyük bir yazılımsal güncelleme. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. İşte 200 km hızla giden bir tren düşünün. Ve yani tren hareket halindeyken lokomotifinin motorunu değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ciddi bir aksi sıkıntı olacak olursa bütün treni durdurabilir yani, ya da bütün trene kaza yaptırıp devirebilir. Onunla beraber bütün ekosisteme zarar verebilir. Ethereum o yüzden artık tehlikeli sulara girmiş durumda. Umuyorum ki alınlarının akıyla çıkacaklar bu güncelleme şeyinden, silsilesinden. Ama tabii sonuçta bu da bir yazılım. Her şey ters de gidebilir. Bunu da unutmamak lazım. Gelelim Yearn Finance'e. Bu gene rekor üstüne rekor kırıyor. Ama ben bunu daha önceki videomda demiştim geçen hafta. Yani burada bir FOMO yaratacaklar. Yearn Finance işte Bitcoin'in 20 bin dolar şeyini kıracak ondan sonra. Eski rekoru kıracak, oraya kadar götürecekler diyordum. Ki zaten yüzlük sonuna geldik yani. Hani şu an bir YFI 1.62 Bitcoin 18 küsür bin dolar ediyor. Hani bu grafiği de böyle açtım da hiç teknik analiz yapılacak bir grafik değil gördüğünüz gibi.
Şimdi tekrar bir fiyat arayışı seviyelerine işte gelmiş durumda Wi-Fi. Ama bence burada trend yukarı yönlü devam edecek. Çünkü işte Powell'ın açıklamaları, enflasyona devam edeceğiz, parasal genişlemeye devam edeceğiz. İşte bu DeFi çılgınlığının devam etmesi falan. Burada insanların bir şey mi kaçırıyorum korkusuyla girmeye devam etmesi. Yarın Finance 20 bin doların üstüne çok rahat çıkacaktır gibime geliyor. Hani aramızda kaç kişi bir tane token'a 20 bin dolar verebilecek kadar varlıklı bilmiyorum ama bu DeFi tokenlara meraklıysanız, ben biliyorsunuz Chainlink'i tavsiye ediyordum. Wi-Fi'de de bir miktar kumar oynanabilir ya. Sanki bu böyle bu kadar manşet olduktan sonra fiyat hareketinin yukarı yönlü devamı gelecek gibime geliyor. Şimdi son olarak, şimdi bir sürü altcoin'e girmek istemiyorum vakit kaybetmemek için. O yüzden bu FTX borsasının işte alt perpetual, altcoin future türev işlem şeyini açtım, grafiğini açtım. Bakın daha önce bundan bahsetmiştim. Bu alt perpe bakmak lazım. Yani ne zaman yukarı yönünü yukarı çevirdiği zaman altcoin'lerde ciddi canlanma oluyor. Ki bakın işte yani şey Mayıs'tan sonra ama Nisan'la Mayıs arası bir yükseliş trendindeydi. O dönemde altcoin'lerde bayağı hareket olmuştu. Sonra işte bakın geçenlerde Temmuz-Ağustos arası da bakın çok sert bir yükselişe geçmiş. O zaman da yani altcoin'lerde çılgın hareketler gördük. Şimdi de işte çizdiğim grafiğe göre çok kritik bir seviyede şey alt perpetual. Yani işte bu da endekste 738. Evet 738 seviyesine yukarı yönlü kırabilecek olursa sanki şu banda çıkar geri 780'leri. Bu da ne demek olur? Bitcoin fiyatları sabit kalırsa, Bitcoin'de çok sert bir hareket olmazsa altcoin'lerde şu geçtiğimiz birkaç hafta önceki gibi işte böyle günlük %20 artışlar, %50 artışlar öyle bir ufak altcoin rallisi tekrar gelecek şeklinde yorumlanabilir. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Başka analiz etmemi istediğiniz altcoin vesaire varsa onları da yazın. Bazen böyle çok abidik gubidik altcoinler yazıyorsunuz. Yani hani böyle bir tane adam istedi diye de oturup onu inceleyecek değilim. Hiç kusura bakmayın. Ama hani böyle sorularınız varsa Patreon'dan kanalıma destek olursanız kanalımın destekçileriyle birebir ilgileniyorum. Orada yani ne kadar affedersiniz aptal bir soru olursa olsun üşenmiyorum, oturuyorum, ben de okuyorum, araştırıyorum. O adamın merakını gidermek için elimden geleni yapıyorum. Ama hani ne kadar ekmek o kadar köfte yani. Şimdi burada bedava bu YouTube bilgilerini ediniyorsunuz. Bir de yani gidip de böyle CRV'yi oturup inceleyemem yani, hiç kusura bakmayın. Neyse, dediğim gibi bugün bu kadar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.